Kral. Sevgilim. Bana zarar verdiğini düşünüyor. Üç kuruş paramı etrafa saçınca canımı yaktığını zannediyor. Ben onun gibi 10 tanesini cebimden çıkartırım. 100 tanesini, 1000 tanesini. Gel benimle. Nereye, ne oluyor? Gidince görürsün. Bir tane araba kiralama şirketi açacağım. Tek bir müşteriyle ilgileneceğim. Nasıl fikir? Çok oluyorum değil mi artık? Yok, ben durumdan gayet memnunum. Baksana, sana özel şirket kuracağım diyorum. Daha ne olsun? Bu son da söz. Otursana. Büşra'ya haber verdiğin için sağ ol. Ailevi meseleler yine. Anlatsam inanmazsın. Yok, inanırım. Yok, bu sefer duyduklarım beni bile çok dağıttı. Sadece artık neye yetişeceğimi bilmiyorum. Onun için gitmiyorum peşinden. Tek derdim ailemi ayakta tutmak. Ben de kendime yeni bir görev edindim. Seni ayakta tutmak. Nasıl olacak o? Şimdi şöyle olacak. Sen akşam buraya geleceksin. Ben sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Sen yiyeceksin, içeceksin, gücünü toplayacaksın. Sonra sokağa çıkacaksın, kötülerle savaşacaksın. Olur aslında. Güzel yemek yapıyorsun. Allah Allah. Gül cemalin için gelirim demiyor, bir tabak yemek için gelirim diyor. Kadir Bey, biraz romantizmden uzak mısınız acaba? Biraz. Tekrar sağ ol araba için. Sende kalsın. Lütfen. Akşam gideceksin, ondan sonra yine buraya geleceksin. Yani nasıl yapacaksın bunları? Otobüsle. Hadi görüşürüz. Anam. İşte şimdi tam bir aile olduk. Allah Allah. Ne var Yaşar? Bak, ailecek bir aradayız yine. Yani iki toz aldı, iki yer süpürdü. Her şey tamam, öyle. Yaşar, çocuk bir hata yapmış, hatasını kabul etmiş. Ne güzel geri gelmiş işte. Sana kalsa biz bitmişiz ha. Ben unuttum. Bak. Babam da unuttu. Aferin, iyi ettin. Ben öyle unutmam kolay kolay. Servet hıyarının arkasında durdu bu. Böyle gözümün içine baka baka. La hiç kimse kusura bakmasın. La hadi ince unutma. Senin oğlun babasını ezdi geçti. Tamam Yusuf. Unutmazsan unutma. Ama oğlanı da üzme. Allah Allah. Çay koyayım baba. Yardım lazım mı? Hazır mı baya? Yani hazır değil de. Babamdan geçiyorsun. Ne yapayım Zeynep? Sabredeceksin.